Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sultan pilavı tarifi hazırlayacağız ya da Azerbaycan'da Şah pilavı tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: 3 su bardağı yıkılmış pirinç, 5 yemek kaşığı tereyağı, yarım kilo haşlanmış dana eti ve küp küp şekilde doğradık. Kestane. Ben bu kestaneyi önceden soydum ve haşlandım. Evet, soymadan önce şekli budur. Kuru kayısı. 2 adet orta boylu soğan. Kuru erik. Kuru üzüm. Üç yemek kaşığı zeytinyağı, safran, pul biber, isot, yufka. İlk önce pirincimiz haşlıyoruz. Suyun içine biraz tuz koydum. Pirincimiz haşladıktan sonra suyu dökeceğiz. Evet, şimdi kuru kayısımız şu şekilde parçalar ile döreceğiz. Şimdi soğanın şöyle ince dilimler ile doğrayacağım. Ocağın üstüne bir tava koyacağım ve içine zeytinyağımızı ekledik. Soğanımızı tava içine koyalım. Soğanımız kızana kadar karıştıracağız. Soğanım şu şekilde olduğu zaman da artık etimizi ekliyoruz. Birbiriyle karıştıralım. Kuru üzümümüzü ekleyelim. Kuru eriğimizi de ilave edelim. Kuru kayısıyı da koyalım. Bir miktarı isot ekleyelim. Ve bir miktarı pul biber ekleyeceğiz. Malzemelerimiz biraz karıştırıyoruz ve ocağın üstüne bırakacağım. Evet, şimdi kestaneyi ekleyelim. Evet, şimdi yufkamızı şöyle aldık. Yufkamın üstüne şöyle tereyağı ile geçireceğim. Evet, şimdi şöyle üzülmüş bir şekilde kesiyoruz. Evet, şimdi şöyle bir tencere alıyoruz. Sizlerde nasıl bir tencere varsa onu kullanabilirsiniz. Ama ben güveç tencereyi kullanacağım. Evet, şimdi şöyle yufkamı şöyle içeriye koyacağım. Evet, şimdi şöyle gördüğünüz gibi yufkam birbirine yanına olacak.
Evet, şu şekilde yufkam koydum. Şimdi tereyağı ile aşağıdan şöyle geçireceğim. Evet, şimdi şöyle bir kat pilav ekleyeceğim. Evet, şimdi şöyle bir miktarı eritilmiş tereyağımızı ekleyelim. Evet, şimdi bir miktarı safran koyayım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şu harcımdaki yarısını koyacağım. Şimdi şöyle eşit şekilde yerleştireceğiz. Evet, sonra yine de pilavımız, tereyağımız ve safranımız koyalım. Evet, şimdi harcımı koyacağım. Şöyle eşit şekilde yerleştireceğiz. Şimdi bunun üstüne kaldı pilavımız koyalım. Ondan sonra bir daha tereyağı ve safran koyalım. Şimdi pilavın üstünü şöyle yufkam ile kapatıyorum. Şimdi biraz şöyle tereyağı ile geçireceğim. Şimdi üstüne alüminyum foil ile kapatıyoruz. Şimdi şöyle alüminyum foil'ü dilikler açıyoruz. Fırına 50 dakika kadar bekleyeceğiz. Fırın sıcaklığı 200 derece olacak. Evet, 50 dakika olduktan sonra artık fırını çıkartıyoruz. Alüminyum foil'ü çıkartıyoruz ve yine de tenceremiz fırına götürelim. Şöyle rengi nar gibi olana kadar bekleteceğiz. Evet, gördüğünüz gibi rengi bayağı güzel oldu. Artık fırına çıkartıyorum. Evet, şimdi servis tabağı da ters çevireceğiz. Evet arkadaşlar, son şekli budur. İçindeki şekli size göstermek istiyorum. Şöyle açacağım. Evet, yufkamız şöyle çıtır çıtır oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.